Selam Mert. Ay, selam Kaylancım, nasılsın? İyidir. İlk oyun videosunun ilk açılış konuşmasını sen yapmak ister misin? Bu ilk olmuyor mantıken ya. Olsun. Yalan yeni ilk. İlk birinci yenici. Yeni. İkinci yeniciler. Bu arada sana... Hayır, yapmak istemem bu arada ya. Discord'dan şeyi gönderiyorum. Çok iyi. Zaten büyük bir istekle başlanan her şeyi yarı yolda bıraktığımıza göre... Hiç istemiyormuş, sallamıyormuş gibi başlarsak eğer belki sonuna kadar gider. Aynen, eskiden şey falan istiyordum böyle, intro müziği gibi. Mesela ben ağzımda şey müziğini yapıyordum. 20th Century Fox. Falan filan. Na. Onlara gerek yok. Aa, iyi madem. Var diyorsan. Yo yani hani. Atın yuları senin elinde. Sağa çekersen sağa gideriz, sola çekersen sola gideriz. O yular da değil mi atın ağzından elimize aldığımız parça? Atın ağzının içerisine gıda almasını sağlayan şey değil mi diyorlar? O atın ağzının kendisi. Ha, peki şey neydi? At yuları inananı falan diye bir şey vardı bir de. O da zaten atın sahibi. Herhalde. Ama atın sahibi, hepimizin bildiği gibi, Üsküdar'ı geçti. Doğrudur. Ama hangi her at? Yerde olabilir. Şey işte, az önce... Star Wars'taki AT-AT'ler, atlar. Double at. Double at. Double up cooked. Mert'o, oyunu sevdin mi? Nasıl gidiyor oyun? Bugün sabah oyunu sever bir 2 saat mi oynadık? Ama o zaman niye soru sordun? Ha, evet, senin saatinde bugün sabah 2 saatten fazla oynadık bence. Sen başka bir şey anlatacağımı düşündün tabii ben bugün sabah deyince. Bugün sabah deyince çünkü ben bugün sabah... Benim bugün sabahım olmadı ki, öğlen kalktım falan gibi düşündüm. Oyun fena değil. Bir de bir tık kötü oynuyoruz. Oyun fena güzel. Değil. Çok kötü oynuyoruz yani. Ben çünkü ikinci bölümlerine geçemediğim oyunları çok kötü oynuyorum diye. Özür dilerim. Üçüncü bölümde geçemediğim oyunları çok kötü oynuyorum diye değerlendiriyorum. Bir de şöyle. Yani oyun senden iyi oynamanı o kadar çok bekliyor ki iyi oynayamadığın takdirde kesinlikle ilerleyemiyorsun. Yani kesinlikle. Şey kısmı yok oyunun. Ya aman bugün de öyle oynayıver falan. Değil mi yani? Hani bugün de tamam ya. Çok zorlama. Yorma yani kendini. Baktın olmuyor. Bari oyunun bari sonunu göreyim ya. Yani ben bu oyunun mesela sonunu ya da ilerisinde olan şeyleri görmek için YouTuber izlemek istemiyorum. Değil mi? Saçma olur şu anda. Kendim YouTube şey skyd ediyorum. Ve insanlar artık sonunu asla göremeyeceğini biliyor. Yani. Nice. Ah. Evet. Bir yandan da Ece sıkıştırıyor. Aşkım ses yapabilirsin. Ya. Kanal görünmüyor mu? Ha şey. Taylan önden kaydedelim. Ondan sonra paylaşalım. Çünkü benim sahne korkum var dedi. Canlı yayında şimdi ne söyleyeceğimizi bilemiyorum. Aynen, canlı yayında eşim geliyor Taylan. Efendim aşkım? Ya o zaman çünkü kaydı maydı ben alıyordum. Angaryasıyla ben uğraşıyordum. Şimdi Angaryasıyla Taylan uğraştığı için ya, çünkü zorlayamıyorum kendisini. Dar geldi Mert'e. Angarya. Ar gelir Taylan'a. Angara. Ve bir de yani şeyin keyfi çok başkaymış. Kendi ekranımı kaydetmediğim için dediğim gibi salaklık yapabiliyorum. Bunu aşağı düşsem kimse fark etmeyecek. Yandaki canlara bakma sakın. Direkt sana döndüm şeyi. Kamerayı direkt sana çevirdim. Gitliğe kopukluğa gerek yok. Bu arada şeyi bulabildin mi sen? Sam'ın olayını? Yo, ben biraz saldım o işi. Her şeyi bana bakıyor. Ya şu sniper işini çözmeye çalışıyorum. Yani. Hangi evet. 30 tane üst üste kritik hit atma olayı hiç benlik değil. Zaten üst üste 3 tane attığım zaman ben başıma koyuyorum 3.'yü. Belki onda diğerleriyle beraber durması lazım ama. Çünkü bana güzel eşyalar çıktı Mert bu. Benim daha bir tane eşyam var. O da şey şu.
durduğun yerde güller açar, gül pembe var ya şey. Gül değil de mantar açıyor. Ya ben buradan gelmiştim zaten ya. Of. Mantar açıyor işte, canın doluyor falan. Bende bir tek o var. Ben başka da hiçbir şey bulamadım. Ha bir de healing drone'um var ama healing drone'umu vuruyorlar. Ne vuruyorsun lan? Çocuklar taş atıyor. Aa ne yaptım ya, öleceğim ben. Ölme. Ama dünyanın sonundan dünyanın merkezine atladım ama ölmedim. Sıkıntı yok o yüzden. Herkes tiplerini calmlaştırabilir. Bu arada oyun giderek zorlaşıyor. Henüz daha oyunun olayını tam anlamadık bu arada, değil mi? Hani izleyicilere anlatabilecek kadar anladığını düşünüyorsan eğer. Ah tabii ki de anladım abi, ben bilmediğim her şeyi çok biliyormuş gibi anlatabiliyorum. O zaman dinliyoruz. Tam vaktinde dinlemeye başladım çünkü ukulele buldum ve teleporter'ı buldum. Adamsın. Bastım teleporter'a. Şöyle. Önce bunu mu anlatayım yoksa önce sana laf mı sokayım, emin olamadım. Önce bunu anlatayım. Soktuğum laf daha çok şey olsun, tekisin. Teleporter'ı buldun mu bu arada? Şöyle, buldum ve bastım. Mert, o teleporter değil. Her şeyden önce. O teleporter değilmiş. İyi ki bana laf sokarak başlamadım. Teleporter burada. Basayım mı? Tamam, evet ve artık laf sokamayacağım. Teleporter'ı benim bulmam gerekiyordu bu lafı sokabilmek için. Şöyle. Wow. Bu gezegene inen bir grup dallamayız. Çok iyi. Gerçek hayatta çok bir farkı yok. Aynen, bir tek işte spawn point'in biraz farklı. Gökten düşüyorsun bunda. Ah. Gerçek hayattan farklı olarak. Aha. Gerçek hayatta gökten düşme. Gökten değil de gökten düşüyorsun. Ya, önceden yaptım. Neyse, gökten düşüyorsun. Hı-hı. Gökten düştüğün gezegende bir tane teleporter var. Yani Cem Yılmaz'ın deyimiyle moleküler transportasyon cihazı. Aha. O transportasyon cihazından bulup o bölümün boss'unu çağırıyorsun. Aa belli canım kaldı ya. Kenarda böyle mantar açacağım. Aslında böyle ağzımda sıkıyor. Bölümün patronu geliyor. Aha. Diyor ki onu, burası kimsenin babasının dükkanı değil, siz niye çalışmıyorsunuz? Aynen. Patronu çağırıyorsun ve patronu dövmen gerekiyor. Patronu dövene kadardı. Şimdi ekranlarımızın sağ üstüne bakan insanlar zaten çizelge görecekler. Easy, medium diye gidiyor henüz. Zaman ilerledikçe oyunun zorluk seviyesi artıyor. Kaç. Sürekli olarak. Allah. Bu da galiba 175 vuruyor. Yanlış hatırlamıyorsam canımı. Eksi 145 ile kapattım çünkü dükkanı. Zaman ilerledikçe oyun gitgide zorlaşıyor. Öldün mü sen? Yok, eksi 145'li hayatıma. Kaldı yani, devam ediyorum ama. Gözlerimi yumarak ve nefes almadan devam ediyorum. Hayatım bana dayattığı kapitalist şeyleri yok sayarak devam ediyorum. Neyse. Zorlaşan oyun boyunca bir şeyler öldürüp, item toplayıp, level atlayıp, her bölümde teleporter'ı bulup, boss'u öldürüp gitmek gerekiyor. O da taktiksel bir şey aslında. Biz yapmıyoruz ama mesela boss'u erken bulup hemen easy'de 2-3 bölüm geçebilme ihtimalin var. Ama zor. Ya da arkadaşlar zor. Görmüşlerdir şimdi. Harita büyük gibi. Biraz da biz de en azından ben ebleh gibi geziyorum ortalıkta. Ebleh ablak. Alo. Ne? Ebleh gibi geziyorum ortalıkta. Dolayısıyla vakit arıyorsun ister istemez. Bazen bulamıyorsun saatlerce. O zorluk derecesi alıyor başına gidiyor. Evet. Hard oluyor, very hard oluyor, insane oluyor, impossible oluyor falan. Salak gibi geziyorsun. Ama aynı zamanda işte iki ucu keskin değnek. Zira ne kadar erken terk edersen o kadar az item lootlamış oluyorsun. O kadar az level atlamış oluyorsun level bir yandan. Doğru. O yüzden bence bu oyunda her yoğurdun bir yiğit tarafından yeniş şekli var. Ve biz yoğurdu kötü yiyoruz. Doğru yiğitler bizler değiliz. Aynen öyle. Ya henüz doğru şekilde yemeği bulamadık yiğidi. Ben ölünce bütün item'de mi akar yetmemiştim. Ukelelem duruyor hala. Level'ın kaç bu arada? Sol alt taraftaki. 8. 8. Benim de aynı. 8 yarıdan hallice. Ben olsam sona yakın derdim.
Ben olsam artık ben de sona yakın derim. O zamandan bu zaman hayatımda ne değişti? Level atlamaya yakınlaştım biraz da. Keleli ne veriyor? His music was electric. Allah Allah. Sen bana bu kuru kafayı ver. Hamçıyı bilemedim şimdi. Herkesin yatak fantezileri kendini ilgilendirir. Mert'o şu yeşil ben... şey ne? Heh. Aldım. Hangi yeşil şey? Aldım. Para verdiğim bir item Taylan. Her şeyde gözükeceksen. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bu kanalı ilk açtığımız zamanlar. Sene 2017 falan. Yok olur mu? 2016 falan sanırsam. Bizim izleyenlerimizin pek çoğu 18 yaş altı insanlardı. Yani biraz da böyle gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak kıvamında videolar yapıyorduk. Matematik dersi gibi. Şimdi o insanlar büyümüşlerdi diye düşünüyorum. Umarız ki. Çünkü büyümüşlerse... Bence bu kanal artık o insanlara hitap etmiyor olabilir. Aynı zamanda belki bundan sonra edebilir. Yani asla bilemezsin Mert. Ben zaten çok... Denemeden bilemezsin. Öte yandan deneyince de geldi bilemiyorsun. Deneyince de bilene kadar denemek gerekiyor. Aynen öyle. Bilemedin. Eğer... Bir daha denemen lazım. Eksperimental yaklaşıyorsan. Abi ya elimin gerçekten. Ya asla bu challenge yapamayacağım. Şey mi? Headshot. Kritik headshot neyse artık weak point. Ya bildiğim kadarıyla o karakterden şey buldum ben teleporter'ı. Başlatayım mı? Hadi başlat. Param var mı ya? Bir şeyler aldın mı? Aldım. Bu arada teleporter'ı başlattığınızda boss geliyor ve boss geldiği sırada yeni eşya alamıyorsunuz belli bir süre boyunca. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı bir şekilde kapanıyor. Risk of Rain 2 kaç senelik oyuncu? Var mı 5-6 senesi? Çok yeni değil, evet. Kaç senelik yani. Yeni? Tamam, bilmiyorlar işte. Ama genelde Türkiye'de böyle şeyler çok da bilinmiyor. Biz biraz da PlayStation'ı FIFA ve Call of Duty oynamak için olan. PlayStation mı bu? Bunun normal çıkış şeyi. Yo, o da hani. Bu arada canım bayağı azaldı benim. Herhalde her şey olabilir. Allah kolaylık versin sana. Onun da canı bayağı azaldı ama. PlayStation oyunu olduğundan değil yani. Her şeyler insanlar oyun oynamak için PlayStation alıyorlar ya. Hepsini de alma Taylan, özründe bana. Lazım bana ama. Anam koşarak geldi ya. Ben bunu ne işe yaradığını hiç anlamadım ama ya. Sanki oyun başlayınca bir delivery gelmesi lazım gibi. Yani o kadar koşarak geldin ki ben heyecanla bir anda gittim aldım. Okumadım bile üstüne ne veriyormuş ne yapıyormuş diye. Yani kaptırıyorum korkusuyla şey yaptım. Ben şey biliyor musun ya? Şimdi dedim ya hani insanlar sadece Call of Duty ve FIFA oynamak için PlayStation alıyorlar diye. Aynı zamanda biliyorsun Xbox, Activision ve Blizzard'ı satın almaya çalışıyor. Sony'nin CEO'su şey diyor. Ama yani bunlar bize Call of Duty'yi vermez ve bize Call of Duty'yi vermezlerse insanlar Sony almaz deyip mahkemede ağlamış adam. Abi çok mantıklı. Çok mantıklı. Yani ben mesela şeye çok utanırım. Ben böyle hani şey rakibimi çok rakibimin çok saç mantıklı bir stratejisi var. Kabul edilmez. Rastgele tuşlara basmasını beklerdik. oyunun sıkıntı yanlarından bir tanesi de bu arada. Eğer teleport olmadan önce üzerinizdeki parayı harcamazsanız bir sonraki haritaya sıfır parayla başlıyorsunuz. Ne olursa olsun. Tamam, çok saçma anlattım ama yani öyle bir şeyler. Aa yanlış yerde atladım galiba artık. Başlatayım mı? Bende gerçi bir 200 dolar daha var ama. Ya bende 450 dolar vardı. Alacak bir şey bulamadım ortalıkta. Bende. Açılmış mı? Açılmamış galiba. Bunu açmamışsın. Orada bunun da para var galiba. Başlatıyorum. Evet. Başlat ya, ne yapayım? Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Olanla olunmaz.
Büyük Ev Abluka'da şarkısı. Peki Mert, Ece ile birlikte bu kanalı normal bugüne kadarki varoluş sebebine uygun bir şekilde ilerletme gibi planınız var mı ileride? Şu anda 42 tane videomuz var bu şekilde yapılmış olan. Bir 43. görür müyüz yani, aynı temada? Aynı temada mı? Abi çok istiyoruz. Yani ne kadar çok istediğimizi şöyle anlatabilirim. 4K kamera aldık. Oo. Evde bir yerde 4K kamera yatıyor. Aha. Yani hiçbir yere gittiği yok, hiçbir şey yaptığı yok. Aha. Kendisi yatıyor. Ama hani bu şey gibi, mesela ben de var. Çok ders çalışmak istiyorum, gidiyorum yeni defter alıyorum falan ama asla ders çalışmıyorum. Benim tüm eğitim ve öğrenim hayatım. Hani yok, bir şeye para harcamış olmak... Ders konusunda kendimi hiç kandırmadım bu arada, yalan olmasın. Hiçbir zaman ders çalışacağım diye gidip de bir şeylere para vermedim. Çalışmıyorum, ben kendimi görüyorum, ben ders çalışan bir insan değilim. Çok iyi. Ben kötü bir örneğim. Ama bir örneksin nonetheless hani. Sonuçta bir örnek, doğru diyorsun. Hani insanların bunun gibi ol dedikleri gibi, bunun gibi olma diyebilecekleri de bir adam lazım. Aynen öyle, bu aynen hayatta. Öyle kardeşim. Kontrol grubuyum ben. Neden? Ne düşünüyorsunuz benim peki? Grubum. Var mı herhangi bir şey? Yani işte dedim, yani çok istiyoruz ama bir yandan da abi vakit. Yani bu iş... Şey olarak çok zor. Hem bir yandan çalışayım, normal insan hayatımı idame ettireyim. Hem faturalarımı ödeyeyim, kiramı ödeyeyim. Yani hem başladığım işi bitireyim. Şimdi benim hayatımda bu çok az gerçekleşmiş bir şey. Dikkat et. Bir sorumluluk alınması gerekiyorsa. Şimdi gelip tek çeker bir sıkıntı yok. Benim birilerine sorumluluk atılacaksa, daha doğrusu sorumluluk demeyeyim de hani birileri hedef gösterilecekse, vay niye yeni video gelmiyor diye, ben hedefim. Benim yüzümden gelmiyor. Yani... Yok. Biliyor musun yani, şimdi anlayacaksın bu arada hani, sanki hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor başta. Kayda basıyorsun ve kaydediyor yani. Aynen öyle. Elinle bit bit işlemiyorsun. Sonuçta biz seninle haftada kaç saat birlikte takılıp bilgisayar oynuyoruzdur. Haftasına bağlı. Ama yani verimli bir haftanın... Bütün verimsizliği bizde. Bütün önünün verimsizliğini çıkaracak kadar geçirebiliriz. Yani hayatta mesela en özlediğim şeylerden biri aynı zamanda bayram kutluyor olmak seninle. Çok rahatlık veriyordu gerçekten bir takım planlar yaparken. Aynen öyle. Başka zamanlarda bayram kutluyoruz. Bu sene bir bayramlarımız kesişti gerçi. O da delilikten. Bir takım bayramların her sene 11 gün kıpırdıyor olmasından kaynaklı. Bazılarında kıpırdamıyor olmasından kaynaklı. Bugün mü? Bugün ne? Bugün hangi gün? Burada. Ha, orada değil. Doğru. Burada. Şu anda cumartesi burada. Şey. Dur, hangi gün değil doğrusu, özür dilerim. Ayın kaçı? Ayın kaçı bugün Ece? Şu anda burası... 30'u. Doğru, 30'u. Aynen, burası aynen. Da 1'i. Ayın 1'i Kanada günü. Çok iyi. Kanada gününde çalışmıyorsan, eğer Kanada gününde hali hazırda zaten çalışmıyorsan, hafta sonuna denk geliyorsa, Kanada gününe en yakın günü tatil ilan ediyor. Mert'e burada teleporter var. Bas i̇şte kardeşim. Hayatımdaki duyduğum en mantıklı şey, tatil günlerinin en az bir tane tatil günü veriyor olması lazım. Bunun hafta sonuna denk geliyor olması benim hatam değil. Bence de. Katılıyorum. Ama işte mesela bu Türkiye'de çok ben öleceğim bu arada. Olur olan bir şey değil ya. Ya Tayland ne zaman bir şey anlatıyorsam öleceğim diyorsun ya. Bu kadar dikkat çekmek için Allah kahretsin. O kadar sıkıcı anlatıyorsun ki öleceğim. Ya evet. Şöyle sıkıcılıktan dolayı özür dilerim. Abi burada seni sevmediğin adamlardan 3 tane var. Yanlış bir ilk tane var. Kendini de mi saydın? Öldüm ben. Ben öldüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben de öleceğim ihtimalle.
Ha, plankton gelmiş, ben de öldüm. Evet, sen de öldün. Ya işte buranın şöyle bir sorunu var, burada şeyler yok. 3 günlük, 4 günlük tatiller yok. Tüm tatiller 1 günlük. İşte bu sıkıntılı. Görece de az bayram var. Yeni skiller açtım. Drawback of Ha, değil mi? Christmas tatili var 3 gün. Doğru, yalan söyledim az önce. Ece düzeltti beni. Ha, sorun değil. Zaten ben Ece Arkan doğrulamadı söyle söyledim her şeyin yalan olduğunu düşünüyorum. Yok, Christmas'ın kendisi 3 gün tatili değil mi Ece? Ha. Ha, anladım. Yani bazı eyaletlerdeki bazı eyaletlerde 3 gün olarak kullanıyormuş Christmas da burada. Yani şey işte ama dediğim gibi hani sıkıntının asıl kaynağı şöyle bir yani tatille hafta sonunu birleştirdim.